Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Ağaç'ım, koç. Bugün, bilgisayar kullanırken yapılan hatalardan bahsedeceğim. Genel itibariyle yapılan hatalardan. Öncelikle daha önceden bir video denemesi yapmıştım. O daha önceden 2016 olması lazım ama araştırma. Ama böyle uydurmuştum o zamanlar. Şimdi gerçekten ee, görülen hatalardan bahsedeceğim. Özellikle de bazı bilgisayarcı iyilik iş yapan zamanla bilgisayarcılık iş yapmış veya şu, e, şu anda bilgisayarcı iş yapan bak, takip ettiğim YouTube kanalları var. Onların aktardığı bilgiler gerek. Gerekse benim kendi tecrübelerimden yola çıkarak e, söyleyeceğim hataları e, söyleyeceğim hatalar olacaktır bunlar. E, siz de bu hatalara dikkat edip bu hataları yapmamaya özen gösterin derim. Şimdi ilk hatamız bilgisayarımızın D diskini kullanmayıp bütün her şeyi C sürücüsüne atmak hatası. Bende gördüğünüz bir tonla disk var. Aslında 3 tane disk var. Bir tanesi ikiye bölünmüş. C ve D sadece şu ikisinin de olduğunu varsayalım. 1 TB bir hard disk olduğunu varsayalım bilgisayarda. Genellikle yeni alınan bilgisayarlarda hard disk tek parça oluyor ama sonradan formatlıyorlar bilgisayarı. Bir şey oluyor. Windows'a bir şey oluyor. Ve C ve D olarak ikiye bölüyorlar. İşte bazı insanların bilgisayarlarını görüyorum veya ben aslında pek görmedim bu konuda şey yapılan bir, birkaç tane görmüş olabilirim belki ama özellikle YouTube kanallarında paylaşan bilgiye göre bazı insanlar C sürücüsünü öküz gibi dolduruyor D sürücüsü bomboş yani Yani Şurası falan hiç dolu değil hiç dolu değil C sürücüsü ise şöyle tamamen dolmuş oluyor. Şu kadarcık bir şey kalıyor. Yani 2-3 GB, 4 GB boş yer kalıyor bilgisayarda. Bilgisayar hem bu durumda hem yavaşlıyor hem de yarın öbür gün bilgisayardaki bir e, Bir herhangi bir çökme olduğu zaman işlemcisi bozulduğu zaman açılmaz hale geldiği zaman bir güvenli modda da açılmaz hale geldiği zaman bu arada o zaman e, format atmak gerekiyor ve bu durumda e, bütün bilgisayardaki e, veriler gidiyor Tabii ki de kurtarabiliyor format aslı aslında bilgi insanlar ama çoğu bilgisayarcı bunu yapmadığı için veriler çöpe gidiyor genellikle yani geriye alınabiliyor ben birkaç tane bilgisayarı öyle almıştım bazı bilgisayarı öyle almıştım ben en son ablamın bilgisayarını öyle yapmıştı almıştım verileri ha yine baktım hala masaüstüne at atmaya devam ediyor dostlar C sürücüsüne D sürücüsüne o kadar kısa yol yaptım hatta masaüstüne sağ tıklayıp create shortcut diyorum işte D sürücüsün kısa yol masa üstüne. Ona rağmen halen daha C masa üstünde direkt atmaya devam ediyor. İşin garibi de o. Bu hatayı bilerek yapmak gerçekten bana beni üzüyor. Şimdi bu hatayı önüne geçmenizi tavsiye ediyorum. Bu hatayı yapmamanızı tavsiye ediyorum. Yani C ve D sürücüsü olarak ikiye bölünen bilgisayarınız varsa hatta bölünmüyorsa mutlaka bölün. ve Mutlaka D'yi kullanın. Yani C yükle C hiçbir şekilde ö, ö, aşırı bir şekilde yüklenmeyin. Tabii ki de Minecraft gibi bazı e, şeyler örnek vermek gerekirse bunlar gördüğünüz gibi C'de olması gerekiyor çünkü e, şey update roaming üzerine çalışıyor. Tabii ki de taşınabilir biraz biraz zor ama en azından e, verilerinizi de yedekleyin ve format atacağınız zaman bunlar zaten e, e, yöntemleri var. Format esasında komut sistemini açıp not defterinden Note defterini açıp oradan hemen dosyayı kurtarabilirsiniz. Bu şekilde yani arada bir yedinini de alabilirsiniz alternatif olarak. o CD olması gereken dosyanızı. Bu sayede hiçbir sıkıntı yaşamadan formattan sonra devam edersiniz. Şimdi ikinci hatamıza geçiyoruz. Masa üstüne ağzına kadar doldurmak. Bunu çok fazla görüyorum. Yani en son e, iki tane bilgisayarda yakın zamanda gördüm. Bir Mustafa Atlı kuzenimin sık sık Minecraft oynuyor oynuyoruz onu. Bu arada çok oynamıyor ama. Bu arada artık pek girmiyor. Daha farklı oyunlara yönelmek istiyor ama. zamanda çok Minecraft oynadığım bir kuzenimdir kendisi. Onun en son üstünde görmüştüm. En son gördüğümde üstü şöyle doluydu. Tamamen. Bu şekilde doluydu. Yani bayağı doluydu. Yarısına fazla doluydu. Bir de onun babasının ee, bilgisayarı vardı. Onun... Eee Boğaz'ın bilgisayarı. Onun bilgisayarında da yine masaüstü böyle yarısına fazla doluydu. Yani gerçekten nasıl bir şeydir anlamıyorum. Niye insanlar buna dikkat etmez? O kadar uyarıyorum. Bakın benim masaüstüm bayağı temiz. Tabii ki de bazı yani her şeyi yine masaüstüne yığmasın diyebilirsiniz. Az program var. Hayır. Aslında bayağı bir program var yine. Ama şuraya atıyorum. Görünce GeForce Experience'ı falan birçok program burada aslında. Ama masanın üstüne gerekli olanları koyuyorum. gerisini buraya atıyorum. Masa sık erişecek, erişeceğim programları masa atıyorum. Zaten başlatan aramada ulaşabiliyorum. Masa doldurmayın çok fazla. Çünkü masa üstünü doldursanız bilgisayarınız e, yavaşlıyor. Neden yavaşlıyor? Çünkü bilgisayar açıldığında eee ilk tek tek tamlayaları yüklemeye çalışıyor ve onları yüklerken hard disk veya sesli bir şekilde kullanılıyor o sırada onunla meşgul oluyor ve siz başka bir işte maçta ikisine bile yetişemediği için yavaşlıyor bilgisayar çok yavaş çalışıyor masaüstü temiz olursa o zaman nispeten biraz daha hızlı olur özellikle hard disklerde mekanik diskli bilgisayarlarda çok fena bir şey çok e, f, çok belirgin bir şekilde hızlanıyor bilgisayar çok f, çok fark ediliyor. Çünkü mekanik disklerin IOPS değerleri çok düşük SSD'lere göre. SSD bilgisayarlarda o kadar anlaşılmıyor ama mekanik disklerde çok anlaşılıyor. Çok iyi, çok rahat anlaşılıyor. Üçüncü hatamıza geçiyorum. Bu en sık yapılan hatalardan biri. Bilgisayarcılar bile bu hata yapıyor. Şaşırıyorum yani. Niye yapıyorlar? En ufak fikrim bile yok. Sürücü güncellemek için otomatik sürücü bulucu program kullanmak diye bir hata. Yani Saçma sapan isim isim vermeyeceğim şimdi program isim vermeyeceğim reklam olmasın bir şey olmasın diye sürücü bulucu program kullanarak driverları güncelliyorlar sonuncuda ne oluyor biliyor musunuz ee, sistem gerçekten çok kötü çalışmaya başlıyor peki nasıl kötü çalışmaya başlıyor derseniz tabii ki de şöyle yani. <laughs> şöyle e, sürücü bulucu programların çoğunda zaten virüs var çoğunluğunda yani virüs olmadığını bile varsaysak şimdi çoğunlukla virüs var zaten ama virüs olmadığını varsaysak bile çoğunluğu yanlış sürücü kuruyor yani bu saçma sapan sürücüler kuruyor yani e, e, eski sürüm kuruyor. Çoğunlukla eski sürüm bile kurmuyor. Yanlış sürücü kuruyor. Abidik kubidik modifiye driverlar kuruyor. Sisteme zarar veriyor driverlar. Ve zararlı normal orijinal sürücü gidip sitesinden kurup hatta komple temizleyip kursanız bile zararları geçmiyor. Öyle gıcık programlar yani. Tek çaresi format yani. O şeylerin. Sebep olduğu sorunlar dediğim gibi buradan yani şimdi telefondan bakıyorum. Ses gitmesi, mavi ekran sorunları gibi birçok sorun set gitmesi zorunda yaşayanlar var. Mavi ekran sorunu çok fazla sorun yaşayan var. Şimdi dördüncü hatamıza geçelim. Programı indirirken veya yüklerken programın işte sitede ya indirirken ya da karşımıza çıkan yüklerken karşımıza çıkan işte şu programda kurmak istiyor musunuz? sorularına hayır cevap vermek yerine onlara cevabı elde, elde seçmek yerine direkt hiç do okumadan dokunmadan next 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 deyip okumadan geçmek ve o şekilde kurulum yapmak. Bu neye sebep oluyor? Siz o programı kuracağım diye kabul ediyorsunuz. Varsayan da kurma aktif. Ona hayır seçeneği var fakat eve varsayılan da olarak seçilir ve direkt next next diye kurduğunuzda o programlar bilgisayarınız tek 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 kurulmaya başlanıyor. Tonla çöp yazılım kuruluyor. Ana sayfa değişiyor. Bir de bilgisayar yavaşlıyor üstüne. O programlar bilgisayarı yavaşlatıyor. Ana sayfa değişiyor. Her türlü pisliği yapıyor. Şimdi 5. hatamıza geçelim. Yeni alınan bilgisayarlarda özellikle bu hata yapılıyor. Deneme sürümü antivirüs yazılımlarına güvenilip antivirüs yazılımı kurmama hatası Bu hatayı sakın yapmayın ee, Daha önceden ben de bu hatayı yaptığım için biliyorum Bilgisayarınızda birlikte gelen antivirüs yazılımların deneme sürümüdür eğer e, bilgisayarınızda ön yüklü gelen Ön yüklü geldiyse a, o antivirüs yazılımı deneme sürümüdür Sakın güvenmeyin antibiyotik yazılımı Eğer e, Mümkünse kaldırın yani mü, eğer mümkünse Eee eğer antivirus programı nispeten iyi bir şey, bir antivirus programıysa ve lisans uygun fiyatı bulabilirseniz lisans da alabilirsiniz ama En benim en büyük tavsiyem kaldırmanız ve farklı bir antivirus yazılımı kullanmanızdır Hatta size şöyle söyleyeyim deneme sürme antivirus yazılımı güvenip Bilgisayar savunmasız bırakma hatasında Çok e, Garip bir şey paylaşacağım size Yani o bittikten sonra gerçekten çok sorun yaşamaya başlayacaksınızdır yani onu kaldırıp Windows Defender'ı kullanmak bile eğer bilinçli bir kullanıcıysanız çok daha iyidir Tabii ki de o da çok yeterli değil ama en azından Defender'da en azından beda e hiç e antivirus yazılımına lisans parası vermek zoruna kalmıyorsunuz öbür türlü lisans parası vermeniz için komple korumanız gidiyor hiçbir şey yapamıyorsunuz bu sefer virüs riski çok daha fazla oluyor bilgisayar çoğu öyle virüs yiyenlerin büyük bir çoğunluğu da öyle yiyor genellikle. Virüs yiyor ve temizleyemiyorlar. Zor oluyor yani. Format atmakları gerekiyor bir daha. O yüzden mutlaka e, deneme sürümü antivirüs yazılımlarını e, hazır yazılımlarını kaldırıp da eee bilgisayarı kullanmaya başlayın. O deneme sürümü antivirüs yazılımlarına sakın güvenmeyin. Bir önce o antivirüsü kaldırıp sağlam bir antivirüs yazılımı kullanın. Mesela ben Kaspersky kullanırım örneğin açmak istemiyorum şu anda çok gerek yok. Kaspersky kullanıyorum. bir, ee, ben temiz kurulum yaptığım için antivirüs gelmiyor sadece Windows Defender gibi ama Kaspersky kullanıyorum. Çünkü Kaspersky'ye güveniyorum. Neyse şimdi altıncı hatamıza geçelim. Bilgisayar hızlandırmak için yani özellikle yavaş çalışan bilgisayarları olanlar buna çok bu hatayı çok yapıyor. Hızlandırmak için kayıt defteri temizleyici, bilgisayar hızlandırıcı, ismi taşıyan abidik gubidik saçma sapan programlar kullanmak. Nedir bu programlar. Şimdi isimlerini vermeyeceğim yine. Bu e, hızlandırıyor bilgisayar bilmem ne diye programlar Tabii ben mesela CCleaner kullanıyorum ama daha önceden kayıt defteri temizleyicisini kullansam da artık kullanmıyorum. Çünkü çok sıkıntılı. Çoğu program kayıt defteri sıkıntılı. Gerçi CCleaner en başarılı olanlardan bir tanesi benim gözümde ama artık kullanmıyorum. Yani kayıt defteri temizleyene hiç gerek yok. E, kullanmıyorum ben sadece dosya temizliği yapıyorum o şekilde çıkıyorum ondan sonra dosya temizliği yapıp çıkıyorum Bazıları e, şeymiş gibi o kadar program yüklüyor, onu yüklüyor, bunu yüklüyor. Bilgisayar hızlandırma programı yüklüyor daha da bilgisayar belki de bilgisayar hızlı belki bazıların bilgisayar hızlı daha da hızlansın istiyorlar. Birilerine özenip kıskanıyorlar. Ben de hızlandıracağım deyip program indiriyor Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Ve bu özellikle kayıt defterinde çok önemli girdileri silebiliyorlar veya sistemin çok önemli bileşenlerine zarar verebiliyorlar. Bu durumda işlemcinin bazı özellikleri bozuluyor. Hatta bazen bazı noktalarda görüyorum işlemcinin tamamen çöküyor. Yani ya bilgisayar masaüstünü görse de hiçbir şey yapamıyorsun. Her program egzeleri bile bilinmeyen dosya olarak tan tanıyor bilgisayar. O yüzden açmıyor. Ya da bilgisayar hiç açılmıyor. O yüzden o tarz programlardan uzak durun. Özellikle de e, hızlandırıcı, bilgisayar hızlandırırım diye yani şey özellikle de e, çok ağır programlardan. Böyle sağlam programlar var elbette. C Cleaner gibi. Ama onun dışındaki çoğu program çöp yani. Kullanmanızı tavsiye etmem. Yaklaşık 6 tane madde saydım. E, bu hataları lütfen yapmayın. Yani yapan e, birçok yani forumlarda özellikle illaki bir yapan bir insan gördüğüm için bunu söylüyorum bu hataları yapan insanları illaki bir tane gördüğüm için bu videoyu çektim yani hiç görmediğim yapan hiç, gö yapanı hiç görmediğim bir e, hata yok burada bu listede o yüzden e, lütfen dikkatli olun bu hataları yapmayın bilgisayarı iyi kullanın yani bilgisayarı aldım öyle yani öyle 16 çekirdekli Ryzen 9 3950X işlemci ya da 10 çekirdekli i9 10900K Intel işlemcim var. RTX 2080 Ti ekran kartım var. 2 TB e e SSD'im var. İşte 10 TB hard diskim var. 1500 W güç kaynağım var falan ya da işte böyle 7000 liralık anakart aldım falan değil. Onları onları bile alsanız istediğiniz kadar bir şey yapın. O kadar iyi bilgisayarınız olsun. Yanlış kullanırsanız, yani bu şekilde saçma sapan hatalar yaparsanız, bu şekilde hatalar yaparsanız performansınız büyük oranda düşecektir. Ve hatta işin çökmesi gibi sorunlar bile yaşayabilirsiniz. Zırt pırt format atmak zorunda kalırsınız. Ee, bugünkü videomuz bu kadar. Umarım birilerine faydalı olabilmişimdir. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.